Selamlar herkese. Hançer ben. Kingdom Come Deliverance maceramız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Şehrimizi, köyümüzü daha doğrusu büyütmeye devam ediyoruz. Ve birazcık daha para kasacağım şimdi. Ardından köyümüze döneceğiz ve sonunda tavernayı inşa edebileceğiz. Üstümde zırhlar dolu. Geçen bölüm yerlerden topladık zırhları. Ve son bir iki tüccara uğrayarak bunları satmak istiyorum. Köpek gel buraya. That's a good... Aferin oğlum. That's my... Bunları her yaptığımızda şey oluyor. That's a good... That's... Kasıyoruz. Hayvancılıkta. Şimdi burada bir tane tüccar gösteriyor. Bakalım neler satabiliriz. Merhaba. I'm at your service. God be with you. 280 parası varmış, hiçbir şey satamayız. Bağırsak deşmenin zevkini satalım. Okusun, güzel bir kitap. Şu alkoller neden üstümdeyse halen. Şöyle abidik gubidik şeyler var inventörümde. Elbise alıyormuş aslında. Bitti zaten parası. Şeye gideceğim. Zırhçı var bir tane. Ona satacağım. Bu arada ne kadar çok asker var fark ettiniz mi? Şehirde. Her yerde asker var. Halk nereye gitmiş? %80'i asker popülasyonun. Müthiş pazarlamacı. Bu kadını almalıyım köyüme. Tüccar olarak. Şimdi tabii ki de her zamanki gibi yanlış geldim. Bu köydeki şeyler çok enteresan. Arka tarafta Hançer. Girişlerini bir türlü bulamıyorum. Burada kocaman tabelası var. Bak koymuşlar buraya. Onu görmezsen buraya da koymuşlar tabela. Zırh şeklinde miğfer. Böylelikle bulabiliyorlar dükkanı insanlar. Usta Ota. God be with you. Zırh ustası arıyorum. Bu insanları alabileceğiz de ben internetten bakacağım dediğim gibi. Yani en iyilerini almaya çalışacağım. Çünkü bonuslar geliyor diye biliyorum. Karakterli, doğru insanları alırsanız kafama göre şey davet etmeyeceğim. Köyümüze kaç parası var? 9700. Çok iyi. Her şeyi buna satabiliriz şimdi. Atımdan çekelim. Çok da bir şey kalmadı galiba. Aynen. Gel buraya, yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum, gitme. Sat. Bir de izninizle yine şunu deneyeceğim. Her seferinde deniyorum çünkü. Tamir edebiliyor muyum herhangi birini? Zırh tamir seti. Edemiyorum, hepsi paramparça çünkü. Lootladığım bütün zırhlar paramparça. Elle tamir edemiyorum. Şimdi satış zamanı. Şöyle dizelim fiyata göre. Gümüş mahmuzlar. 1, 2, 3, birkaç bin gelecek umarım. Çok iyi. 2200 geliyor. Bir şey alacağım. Az önce baktım, alacak bir şey yok. Bir pazarlık, onu 2500'e çekelim. Hatta 2600'e çekelim. Teşekkürler. Ve böylelikle sonunda şey parasını kastık. Hatta koşabiliyoruz bile. Köyümüze dönebileceğiz. Umarım iflas etmedi köyümüz. İflas etmedi. Ve... Canlı hayvan. Şu anda almayacağım, onlara bakarız. Gitmeden de bir temizlenelim artık. 3 bölümdür temizleneceğim diyorum ve erteliyoruz. Araya bir şeyler giriyor. Pislik içinde gezmekten yorulduk.
Enteresan şekilde çok fazla asker var arkadaşlar burada. Gözüme çarptı. Manastırın şeyi olabilir askerleri. Ama yani o kadar da büyük bir köy değil aslında burası, öyle mi? Hamam sahibi. Good afternoon. I'd like to. So what are you in? Banyo yapmak ve giysilerimi yıkatmak istiyorum. Get myself fit. That can be a... Pazarlık yap. 8 vereyim onun yerine. Fine. I'm sure you... Good luck then. Umarım vakit geçmeyecek. Yaralarınızı temizlemiyorsanız vakit geçmiyor. Tamam. Bakalım. Hala T pozunda mıyım? Bölümlerdir böyleyim. Neyse, bu arada şahane duruyorum. Zırhım. İşte bu. Büyük bir kısmı tamir de oldu. Ve sonunda köyümüze dönebiliyoruz. Zaten yolda pusu yiyeceğiz. Paramparça olacak üstüm. Bir şey değişmeyecek. Haydi gidelim. Taverna geliyor. Umarım iflas olmamıştır. Çünkü galiba bir yerden bakamıyorsunuz detaylara. Oraya gitmedikçe. Finanslarınıza bakmak için yanılmıyorsam gidip deftere bakmalısınız. Quest şeyinde yazmıyor. O yüzden neler döndüğünü açıkçası bilmiyorum. Bıraktığım paralar bitmiş olabilir. 2-3 gündür uzaktayız. Bu sefer sağlam para bırakacağım. Gerek bile olmayacak. Galiba gelirimiz pozitife çıkacak tavernayı ben bitirince. İşte burada. Bıraktığım gibi. Kıymetli tüccarımız sağ tarafta. Popülasyonumuz artıyor. Matthew kardeşim. Bakalım neler yapıyor. İsmini sallıyorum her seferinde. Matthias mıydı? Ve... Aa, bitmemiş para. Yes, bitmemiş. Her açtığımda da hey diye bağırıyor arkadan. Kaç para koyalım? 7K koydum. Şimdi, söyleyebiliyor muyum teslimatları ayarladığımı? Söyleyemiyorum. I want to build something. Certainly. Taverna. Hayır. Dışarıda mı kalıyor tavern? Ah evet. No, we don't have a tavern here yet. People need to watch. Şimdi tahılı ayarladık geçtiğimiz bölümlerde, taşı ayarladık, o ikisi gerekiyordu. İmkansız mı? Neyi atladım? Hayır, bir şey atladık. Bir şey atladık. 8K mı gerekiyordu? Evet, gördüğünüz gibi sağ tarafta taş ve tahıl geldi. Giderimiz günde 310. Fırın yapabiliyor muyuz? Aslında fırın da yapabiliyoruz. Ve 250 mi getiriyor? Galiba. Kasap yapamıyoruz. Bunları yapamıyoruz. Malzemeleri tedarik etmedi henüz. Pazar. Ha, tahıl aldığımız için eksi 80 geldi. Tamam. Günlük 80 gidiyor arkadaşlar tahıl yüzünden. Meyhane 8000 gerekiyormuş. Ve 500 para getirecek. 8K yok mu ya? Bende. Var. Var 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 var. Her sandığı açtığımda atar yapıyorlar. Çıldıracağım. Gençler benim. Benim. Şimdi 8K paramız oldu. Otur bakalım, geri kaldıracağım seni. Taverna. Süper. Paramız pozitife çıkacak. Come with me. Sandığa bir şey bırakmadım değil mi? Yok. Burada kaç para var? 9K. 8000'e. Taverna yapıyoruz. 900 kalacak yani sandıkta. Ve bir daha gelip bakacağım aslında. Çünkü taverna yaptıktan sonra birazcık ara vereceğiz arkadaşlar DLC'ye.
Param kalmadı. Kurudum. Gerçekten param kalmadı. Biraz main quest'e, side quest'lere devam edeceğiz. Para kasacağız. Sonra tekrardan geleceğiz. Ve işin güzel yanı, tavernadan sonra günlük gelirimiz pozitife çıkarsa burada para birikmeye başlayacak. Ve döndüğümüzde para bulacağız birkaç gün sonra. Yani burada da kasabileceğiz parayı. We're gonna build here? Yes. Shall we get started? Yapıştır. I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. Hmm. We've still got the means. We'll get stuck in then. Vay, kocaman. Çok güzel. Oyun kaydedildi. Meşale yakmıyorum diye bana atar yaparlarsa kafa atabilirim şu anda. Kendi köyümde. Umarım kimse öyle bir şey demez. Orada sonsuz yatak alabiliyor muyum burada? Yoksa ben zaten kendime ev yapacağım, aslında gerek yok. Ama sandığıma ulaşmak da şahane olurdu şu aşamada. Belki bir 200 para atabilirim. Taverna hizmetçisi, konuş. God save. How may I help you, good knight? İş konuşalım. Ne satıyor? Taverna hayatı diye kitap satıyormuş. Aldım. Tavernacıların kitap sattığını bilmiyordum. Mercimek çorbası vesaire var. Şu alışveriş yapalım da paraları artsın. Lumir, tanımıyorum. Tavernacı nerede? Ya gerek yok burada şey yapmaya. Gerek yok. Ve güzel, tavernamız geldi. Kiliseye başlamadık. Belediye binamıza dönelim. Tüccarımız var. Ve bir quest vesaire görmüyorum. Yatağı mı burada gösteriyor bu arada? Yatağın diyor. Ama yerdeki bir çadır vesaire şu aşamada. O zaman fırın da kurabiliyor muyuz bundan sonra? İnternetten çalıştım dersim ama buraya kadar baktım açıkçası. Bütün detaylarıyla DLC'yi incelemedim henüz. Buraya kadar gösteriyorlar. İlk bunları yapın, paranız pozitife çıkar, kafanız rahat olur demişler. Şimdi kaç para var? 900 para bıraktım. Defterimizi açalım. Yes. 190'a çıktı arkadaşlar. Günlük 200 gold kazanacağız neredeyse. Ve diğer DLC'yi artık bırakabilirim burada birazcık. Çünkü parasız yeni şeyleri inşa edemeyeceğim. Gördüğünüz gibi meyhane 500 getiriyor. Bütün giderlerimizi karşılıyor. 5 gün sonra geldiğimde burada 1000 para olacak mesela. Güzel iş. Ve diğer şeyleri inşa edebileceğiz. Tabii kömür ve besi hayvanı da tedarik etmem lazım. Ama onlara girmeden önce başka ne koyabiliriz? Bunlara param yok. Şu anda hiç param kalmadı. Hiçbir şey koyamam o yüzden. Kiliseye en son gireceğiz muhtemelen. Demirhane için kömüre gerek var. Fırın yapabiliyoruz. 4200 para kasalım ve fırın yapalım. Bir sonraki hedefimiz bu olsun. Ama DLC'ye 1-2 bölüm dediğim gibi ara vereceğim şimdilik. Pazarı yaptık. Meyhanede upgrade'ler var aslında. Şu sol... soldaki şeyler ne? Bira üretim yeri ve zar oyunları açabiliyoruz. Galiba bu param... Bir saniye, 1000 paraya oluyor bir tanesi. Birazcık daha para koyayım. Halen atar yapıyorlar. Param sıfır mı şu anda? Dostum benim ya. Ne biçim DLC? Bulundu. Envanter. Ya Groşan burada. 70 param kaldı. Gerçekten bir şey olsa, başıma bir şey gelse rüşvet veremeyeceğim. Şimdi gecenin bir yarısı burada. Bıraktığım sayfada da kalmıyor. Başa sarıyor. Yer imi diye bir şey var. R'ye basınca ne oluyor? Ne yaptı? Sayfalar ışınlandı. Bilmiyorum. Şimdi meyhaneye yer imi atalım. Aşına buraya mı geliyor?
Evet, 1000 paramız var arkadaşlar. Zar oyunları yapabiliyorsun diyor. Hah, geliştirme 1, geliştirme 2. Zar oyunlarına yatırım yaparsam galiba daha çok para gelecek. Şu anda 500 geliyor. Ve F'e basılı tutuyorum. Oldu mu? Bilmiyorum. Sabah bakalım. Burada mı uyuyor ya? Bu kadar havalı bir adam. Şov yapıyor. Konuşuyor vesaire. Adamın uyuduğu yere bak. Galiba benim yatağım bu. Şu heyecanla bekliyorum benim için özel bir şey yapmalarını. Bina yapmalarını. Aslında ben yapacağım. Onlar yapmayacak. Ama öncelikle ekonomimizi düzene sokmamız gerekiyordu. Upgrade'i otomatik yaptı galiba. Of, ne oluyor? Her şeyde level atladık. Çünkü kitapları %70, %80 okumuştum. Onlar da oldu galiba. Bir bakalım. Bir de şunlar. Bunları okuyabiliyor muyum? Biraz okuyalım ya kitap. Bunların hepsini okuyabilirim bence. Taverna hayatı. Bunu bile okuyabilirim. Şuraya oturup okuyabilirim. Bakalım. Okay. Yer imi. R'ye basarsam. Pazara geliyor. Peki o da olur. Neyhane ne oldu? Hiçbir fikrim yok ne oldu. Halen 500 geliri var. Sağda yazıyor bir saniye. Zar oyunları aktif olursa 200 daha mı geliyor? Bira üretimi yeri aktif olursa 300 daha geliyor. Geliştirme yapmadı bu arada. Ben F'e bir daha basılı tutayım. Ha, adam burada olmalı mı? Bir saniye. İnşaat yapalım. Karanlıkta inşaat yapamayız. Okey, uyanması gerekiyor bu adamın. Çok iyi. Bir iki kitap okuyabiliriz bu süre zarfında. Şurası konforlu gibi yeterince. Oh. Ve taverna hayatını okuyalım. Çarşamba Kayran'daki handayım. Perşembe Kayran'daki handayım. Artık okuyabiliyoruz bence. Şöyle bir iki saat bunu okudum. Karnım da acıkmış. Yakında haritadaki en entel karakter olacağız. İçki içmede mi geliştim? Taverna kitabı. İçki içme şeyi veriyor. Skill'i veriyor. Çok iyi. %100'ünü okumama gerek yok. Otomatik okuyacak gerisini. Bir bıçak kadar keskin. İkinci kitap. Çoğu malzeme yeterince keskin. Ha, bu da tamiratta şey verecek. Çok güzel. Bir saniye. %97 bir şekilde okumuşum bunu. Hatırlamıyorum bile okuduğumu. %65 okumuşum. Nerede okudum? Bunu okuyabiliyor muyum? Bu biraz ileri seviye gibi. Evet, bunu okuyamıyorum henüz. O zaman kalabilir kitaplar. Kalk bakalım Henry. Bir şeyler yiyelim. Bayağıdır yağmur yağmıyordu oyunda. Köpeğe bir şeyler verelim. Aynen, pastırma. Hadi iyisin ya. Köpek yaşıyor. Bir de yese attığım şeyleri daha güzel olacak ama yediğini varsayıyorum. Direkt geliyor muhtemelen experience. Şimdi sabah olduğu için bence yapabileceğim. Evet. F'e basılı tuttum. Yes. Kalkması gerekiyor. O yüzden olmamış. Aktive olmamış. Demek ki upgrade yaptığımda da koşturup oraya gidiyor yine. O zaman şahane bir gelir olacak. Şu anda. Koş bakalım. Üstüm başım da çamur oldu. Ne güzel yıkanmıştık. Diğer upgrade'i de yapabilir miyim acaba? Bakımda level atlamışız şimdi.
Üzerinde yeni yıkanmış kıyafetler varken bir günlüğüne çekicilik alıyorsun. Geç. Aa, çok güzel de kendim hiç bilemiyorum kılıcı. Kendim bilemem lazım kılıcımı. Bol bol. Kendi bilediğin bir silah kanamaya yol açma ihtimali %15. Verdim. Bundan sonra kendimiz bileceğiz. Onu da öğrenmem lazım biraz doğru düzgün. Ha, okuma. 14 level. Vay be. Muhafızları ikna etmeye çalışırken haritacı. Bütün harita açılır, tüm yerleşkeleri avlanma emeliyle mağaraları gösterir. Wow. Yapıştır. Çok iyi. Bütün haritayı açtık. Böyle bir şeyden bir haberdim. Tüm yerleşkeleri avlanma yerlerini gösteriyor. Arkadaşlar bu oyundaki en iyi skill. Oyundaki en iyi skill bu. Mağara var burada. Kamp. Mağara. Bütün mağaraları gösteriyor haritadaki. Bu kadar çok mağara mı varmış? Maden girişleri. Avlanma yerleri. Kamp. Bu kampların hepsini basabiliriz. Muhtemelen düşmanlar var bu kamplarda. Mağara. Questleri açtı. Görebiliyoruz. Şuradaki ormana bak, devasa. Bütün questleri görebiliyor muyuz? Galiba. Evet. Oyundaki en iyi skill'i kullandık biraz önce. Müthiş oldu. İşte okumanın yararları çocuklar. Ben ne yapıyordum? Adam bekliyordum. Geçtim adamı. Zar oyunları yapıyoruz. Köyümüzde kumar başladı. Yes. Shall we get started? Yapıştır. I'm ready. I'll just quickly check again that we have everything we need. All good. We can start. İtibar kazanıldı, itibar kaybedildi yazdı yukarıda. O ne? Kumar getirdik köye. Kumardan gelir elde ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Orta çağın gerçekleri. İtibar niye kaybettim? Meşalem yok diye mi kaybettim ayaküstü? Nerede oynuyorlar? Ne kadar pis. Burası ne böyle? Vay, buraya kumar odası yapmışız. Soyabiliyorum kendi şeyimi. Gelip oynarız arkadaşlar ileride bitirdiğimizde köyü. Burası benim mi? Kilidi aç zor. Aa, neyse kendi köyüm. Yapsak mı ya? Merak ettim. Hiç zor kilit açmadık. Çok merak ettim. Denemek istiyorum. İşte zor değil. İşe yarar bir şey yokmuş. Sırf level atlamak için açtım. Atı çağırdım içeri. Ve gidiyoruz. Güzel. O zaman gidip uyuyalım. Artık gelir geliyor. Para geliyor. Hem de nasıl para geliyor? 400 falan oldu muhtemelen. Bunun inşaatıyla beraber. Burada internette de taktik gördüm bu arada. Gidip bir yere suç işlerseniz ve yakalanırsanız, mesela gidip bir askere yumruk atabilirsiniz. Teslim olabilirsiniz anında. Ve teslim olunca 10 gün hapis yatıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da 10 gün geçmiş oluyor elbette. Yanlış yatağa yattım. Beni uyandıracak kalkıp. Deneyelim. 10 gün geçince de burada uyandırdı. Deli gibi para kasabiliyorsunuz bu DLC sayesinde. Ama öyle şeyler yapmayacağım. Yavaş yavaş zamanla kasarız. Ama güzel taktik gerçekten. Burada gelir 500 yapsanız, hapse yatsanız 10 gün 5K para geliyor anında. Ve tekrarlayabiliyorsunuz. Hapisten çıkıp bir daha yumruklayabilirsiniz. Bir daha yatarsınız. Hiçbir negatif etkisi de olmuyor. Reputasyon bir gıdım düşüyor orada ama hapisten çıkınca yine toparlanıyor.
Evet. Ratay papazı mı? O ne alaka? Şimdi... Bakalım haritaya. Questlere bakalım. Aa, bunu geç, bunu geç. Şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlarıma iş bulacağım. Kaç para geliyor? Bir daha kontrol etmek istiyorum. Gitmeden. 390. Meyhaneden 700 geliyor. Okey, tamam. Diğer upgrade'i yapamıyorum. 2000 gerekiyor. 2000 param yok çünkü şu anda. İdare edeceğiz. Ama ileride tekrardan gelirim. Ledeçko'ya gideceğiz. Adamlar bana kapışmıyorum derken kapışmam gerekiyor. Aylar önce iş bul Henry dediler. Zenginsin artık dediler. Ve saldım adamları, kankalarımı. Bir şey var orada ama galiba Cumin sesini duydum çünkü. Ama görmüyorum kaç kişi. Halen görmüyorum. Tavşan atladı. Peki. Gelmediler. Gelmediler. Bu arada fast travel atmak çok vakit almaya başladı. Pilgrim. Peki. Saatler sürüyor. Fast travel atmak. Niye ağlıyor bu? Dilenci kadın. Bunlara denk geliyoruz arada. Terrible things, sir. Terrible things. God, tamam, bunlar bayağı gariban. Bunlara para yemek vereceğim. Yiyeceğim var mı bilmiyorum. Para veriyorum arkadaşlar. Çünkü geçen yiyeceğe bastım. Inventory'mde yiyecek yoktu ve kapandı diyalog. Sonra load yapmam gerekti. O yüzden garanti olması için para verdim gitti. Nereye gidiyoruz? Aynen. O kadar uzun sürüyor ki fast travel. Gün geçiyor. Aynı kadın. Geç. Onu da geç. Sonunda. Şimdi bunlar marangozdu. İş bulmamı istiyorlardı. Burada soruşturacağız demek ki. I'd love to get something to eat. I'm starting to get hungry. Şunla konuşalım. Yaşlı Thomas. I'm honored that a knight such as you take. Is there any work here for carpenters? Are they locals? From Scalitz. Then no. I only take in people I know. God be with you. Hayda. Olmadı mı? Değirmenci. Değirmenci istemiyoruz aslında. Marangoz istiyoruz. You've been working at the mill for a while now, haven't you? Pretty long. Why'd you ask? I heard there's a possibility of finding work here for two talented carpenters. That depends on how talented they are. I'd say they're talented enough. We'll soon see. But go talk to the miller about it, all right? Of course. Is the miller very strict?
The miller isn't, but his foreman doesn't give the workers anything for free, besides kicks and insults. Well, hopefully that won't happen. They're good men. I'll be happy if that's true. Goodbye. Değirmenci de bu muhtemelen. Jesus Christ be praised. Teresa, the mill maid, sent me. She said you could use some help. Some extra pairs of hands would be useful. What do you have in mind? My friends, two survivors of Scalitz, are looking for work. And why should I take them? They're experienced carpenters. Why not? Carpenters would be helpful. There's a lot of work here at the mill, and I'm not as spry as I used to be. Thomas, my foreman, tries his best, but he ain't up to that kind of work. But they aren't idlers and drunks, are they? I only take in people Söz veremem. Who do hard, honest work. Aylak ve alkolikler aslında. Ama ikna edelim. I'm from Scalitz, and I know them both personally. They worked in the royal mines, and their master couldn't praise them highly enough. In the Scalitz mines? That's skillful work. I'll be glad to talk to them. Tell them I'll give them a chance. We'll talk about pay and a roof over their heads when they get here. Take care now. Gidip onlarla mı konuşacağım? Aynen. Yakındalar mıydı? Umarım çok uzakta değillerdir. Sıkıntı yok. Günlerin geçmesi artık bize koymuyor arkadaşlar bu oyunda. Çünkü pasif gelirimiz var artık. Buradalar. Döndüğümüzde binlerce para olacak o sandıkta. Ve fırın vesaire yapabileceğiz birkaç bölüme. Bakalım neler var. Orada acıktığım için stamina. Oha, bu adamlar full plate armor'la dalıyorlar. İkiye bir alamam. Okum mu yok? Güzel. Düzlük de alırız onları şimdi. Bayağıdır da yay kullanmıyordum. Kesin köpeği vuracağım. Kalkanı var. Bir tanesinin beyni yandı. Buradayım. Okay, çok güzel. Ölüyoruz. Nice. Hah, uyandı. Neden bu kadar yüksek level'da adamlar çıkmaya başladı bilmiyorum. Yani late game şeyine benziyor bunlar. Askerine benziyor o zırhla. Düştün mü? Yes. Biri gitti. Bununla kapışsak mı? Ama staminam çok az. O yüzden
bulaşmak istemiyorum. Bu arada oklara da zehir koyabiliyorsunuz diye hatırlıyorum. Hiç yapmadım daha önce ama. Okum bitti galiba, çekmiyor. Haydi kapışalım. Gel gel. Yani gayet iyi armor'ı var. Benimkine yakın armor'ı var. Ağır savaş balyozu. Wow. Zırha karşı kuvvetli arkadaşlar bu silahlar bayağı. Yani bu kadar kuvvetli zırhlı karakterlere karşı ben de aslında bu tarz silahlar kullanmalıyım. Şey, bir yere kadar. Keskin kılıçlar bir yere kadar. O kadar vurmuyor zırhlı karakterlere. Of, çok iyi armor var. Güzel oldu bu. Silah da alalım. Karga ağzı. Aynen, benim zırhımın aynısı hatta bir parçası. Ve geldik zaten. Visit my wife's grave on Sunday after church. Is there really a lot of them? A dozen, I reckon. Oh, the Lord have mercy, what a loss. And that's not all that was killed either. How's that then? Haven't you heard? The very time the Talmbergers were fighting for Przybyslowitz, some other brigands were attacking Miroje. I didn't know that. Oh. Jesus Christ. Oh, biz arkadaşlar haydutları öldürdük ya burada. Burada, geçen bölümlerde. Biz bunlara saldırırken başka bir, onların bir grubu da şeye saldırmış. Nereye dediler? Marioet'e saldırmışlar. Ve o yüzden burada da quest var, orada veba var vesaire dediler ya, bir quest açıldı. Demek ki haydutlar, biz onların kampıyla uğraşırken orayı harcamışlar. Ve o quest'e de bir noktada gireceğiz. Şu anda odağımda değil. Ama hikayeyi anladık en azından. Yararlanmışlar. Çünkü hatırlıyorsanız bütün orduları çektik. Her yerden asker getirdik ve etraftaki köylerin savunması azalacak gibi şeyler söylemişti. Azalmış da. Siz beni bir saniye bekleyin. Bir şeyler yiyeceğim şuradan. Evet, şimdi konuşabiliriz. Ayakları bile çıplak ya. Gariban. Ha, bir saniye. Benim köye de çağırabiliyorum.
Ama bu quest'i yapamam o zaman. Bir idman diyelim. Certainly. I'm interested in... All right, but... Güzel. En azından... 180 bile param yok. Maybe another... size iş buldum diyeceğim. Önce bu quest'i bitirelim. Belki bu quest zincirinin sonunda benim köye çağırabilirim. Ama önce quest'lerini bitirelim. Couldn't bear to look at those sour faces of yours a moment longer. Thanks, Henry. Only... What? The reward we talked about, well, we haven't got two groschen to rub together. Nah, that doesn't matter. You'll pay me when you have it. That we will. Stop by and visit us in a week. We'll pay you back as soon as we get our first wage. Peki. Bir haftaya görüşeceğiz bunlarla. Ah, watch what you're doing. There's people walking here. Oldu bakalım. Main quest'e biraz devam edelim arkadaşlar. Haydi gidelim. Main quest'te ne yapıyorduk? Mario ettik ama ha, buraya gitmem gerekiyor. İntikam. İkisini de açıyorum. Zaten yakındayız galiba. Aynen, haydi buraya gidelim. Buraya baskın olmuş ve birisini esir almışlar. Onu sorgulamamı istiyor. Nereden bulacağız? Rastgele soralım. Tutsak nerede? Where's the captive? What happened? He died, Henry. That's what. Geç mi kaldım? And where's his body? We threw him down a pit behind the village there by the stone cross. Why? It's just that he might have had some clue to my investigation on him. Aa, bu yine mi quest yandı ya? So you can be sure nobody went through his pockets. Hiç anlatmıyor oyun hangi quest'in yanacağını. Understood. O kadar çok quest yaktık ki arkadaşlar. I'd love to get something to eat. I'm starting to get hungry. Evet, bayağı bir şey yandı demek ki. Veba şeyini duyduğumuz anda bunu yapmak gerekiyordu ama DLC ile meşguldüm. Borçtan ölürdük eğer bu quest'i yapsaydım. Yapacak bir şey yok. Bu oyun böyle. Bütün her şeyi yapamıyorsunuz. Bazı şeyler patlıyor. Bakalım ne yapmamı istiyor. Cesede gideceğiz, oradan bir delil vesaire bulabiliriz belki. Üzdü ama dediğim gibi yapacak bir şey yok. Eğer bunu yapsaydım o an günde 300 falan zarar ediyorduk şeyden. DLC'den. Tavernayı yapmayı tercih ettik. Sıkıntı yok. Kürek yanımdadır. Umarım şurası galiba. Küreğin yok. Küreği sattık zannettim bir an. Gerildim. Esirin mektubu. A letter. That's odd. He doesn't look like a scribe. Ne oluyor ya? Oyun sapıttı. Look what I've got. Al bakalım. Sir Razzig'e rapor ver. Verelim. Köpek eğitmeni level atladı. Sir Radzik Ratay. Geliyorum.
Bu açlıktan midem yapıştı. Ne kadar çok acıkmaya başladım. Bu kadar acıkmıyordum. Al bunu ya. İçeride bir tane daha var. Onu da yiyeceğiz. Doydun mu Andrew'cim? Şimdi yatağımızda uyuyalım. Sabah da Sir Radzig'i bulalım. Özledik Kerata'yı. Bayağıdır görmüyoruz. Şimdi... Kitap falan var mı atımda? Bunları da satabilirim de sabah. Şunu okumamışım ama yetmiyor galiba buna. Yeteneğim. İksir tarifi okumamışım. Ağırlık yapıyor boş yere. Esir'in mektubunu okuyalım. Groşenlerin kaynağı ile ilgili Passau'da araştırma yapıyormuş. Bana gelen habere göre bu şövalyanın itibariyle Sasso'daki handa kalmaktaymış. Yaptıklarınız çok dikkat çekti. Umarım ki ortaklığı bitirir. Tamam, bunu koyarsam quest devam edecek muhtemelen. Çok da okumama. Anlamama gerek yok şu aşamada. Ninni iksiri zaten biliyorum. Bunu ne yapacağız ya? Bug'a girdi bu. Bir quest'i öğrendiğim için şey gözüküyor. Neyse, satacağım onu. Taverna hayatını bitirdik. Şunu halen okuyamıyorum. Okuyamıyorum. Tamam, uyuyoruz. Yapacak bir şey yok. Şöyle 9'a kadar uyuyalım. Lordumuz kaçta kalkıyor acaba? Taverna kitabını bitirdiğim için içki içmede level atladık. Köpeğin ne istediğini hiç anlamıyorum. Aferin oğlum. Aferin. Diğer komutlar gelmedi. Ne zaman saldıracak acaba? Şimdi. Lordum neredesin? Quest'i işaretlemedik mi? Sir Radzig'e rapor vermeliyim. Yeşil olan. Yapma bunu. Radzig burada. Hayır. Ben nedense refleks olarak buraya geldim. İyi gelmişken inventory'yi boşaltırız. Radzig az önce bulunduğum yerin yanındaydı. Hiç buraya gelmeme gerek yoktu. Şu çocuğu bulmak istiyorum ya. Bir çocuğun kadehi bende. 15 bölümdür bende çocuğun kadehi. Kırmızı giyiniyordu. Ama hiç denk gelmiyoruz. Ve quest olarak da durmuyor galiba. Bonus bir şey yanılmıyorsam. Bakayım. Quest değil arkadaşlar o. Değil. Ben geldim favori müşterin. Direkt satıyorum uzatmadan. Bu arada üstüm o kadar parçalandı ki
Tamire gidiyor bütün param. Şöyle 4200 isteyelim. Bir kıdım yukarı çektim. Oldu. Bu ne yapıyor? Şarkı söylüyor. Tamirat yapabilir miyim? Evet. Neyse, zırhlarımda sıkıntı yok. Vücut plakalarında sıkıntı var. Bileme taşı var mı buralarda? Artık bilememiz gerekiyor çünkü bonuslar alacağız. Denk gelirsem kullanmak istiyorum aslında. Burada bir yerde olması lazım. Ve çok da net bir şekilde bilmiyorum nasıl kullanabileceğimizi. Açıyı vesaire ayarlamanız gerekiyor. Detayları var bir sürü. Şu meydanda olabilir. Evet. Esnaf. Bir saniye, bu bir şey satıyor mu? Yok. Bu rastgele bir adam. Burada. 92 canı var. Bakalım mahvedecek miyim? Şöyle bir açı yap gerekiyor. Galiba oldu. 92 canı vardı. Canı 12'ye mi indi? Of. Ne kadar çabuk köreldi. Bu arada bonusu aldık galiba. Şu bonus. Ama canı 12'ye inmesi çok hoş olmadı. Bir saniye, gördüğünüz gibi fazla baskı yaparsanız şey oluyor. Gereksiz zor oyunun bazı şeyleri. Gereksiz zor. Dandik bir kılıç alarak galiba antrenman yapmam gerekiyor. Şimdi bir sürü para bayılıp tamir edeceğim. Şurada. Çünkü kendim tamir edemiyorum. Yok, tamir. ...670'e tamir ediyorum. Bunu da tamir etmek istersem... ...onaramaz. Yayımı da 740'a. Pazarlık yapmayı unuttum. Evet, üzücü. Güzel. O zaman geri dönmemiz gerekiyor şimdi. Para kazandım mı, zarar mı ettim? Kazandım değil mi? Birkaç bin yaptık. En azından boşa gelmemiş olduk. 3600 para oldu. Tamam, fena değil. Ya parayı artık aslında çok dert etmemeliyiz. Günde kaç kasıyoruz? Günde 300-500 kasıyoruz havadan. O yüzden o kadar da dert etmiyorum. Birikecek her türlü. Yolda ceset var. Dur bakalım. Kadın. Oo. Vay pislikler. Neredesiniz? Affetmem. Dalmıyorlar. Attan inmeyi mi bekliyorlar? Kıyamam. Bırakıyorum. Hah, geldi. Pislikler, harcayacağım hepinizi. Dalmıyor. What are you doing, you murderer? Ha, bunlar oyun oynuyor. What on earth are you talking about? Üstüme atmaya çalışacaklar suçu. Soymadım, hiçbir şey yok üstümde. Hangisini kullanayım? Bunu kullanayım. I'm finding out what happened here, so I can report it. All right. I suppose you're not the guilty one. Adama dalacaktım bu arada. Bandit zannettim. And what exactly were you doing here anyway? What are you getting at?
Cinayet silahı taşıyorsun. O ne ya? Bence böyle yapalım, ikna edelim. It'll be easier for you if you confess. All right then. I did it. Çok kolay oldu. I didn't want to kill her. I just wanted to have a bit of fun. Then she pulled a knife on me. I took it off her. And this is how it ended. You don't have to tell anyone, you know. And you won't regret it. Hayda. Hiçbir şey yapamıyoruz. Birinci opsiyon. Borcunu ödedikten sonra gidebilirsin. Ha, ben rüşvet almam diyeceğim. Ben bu adamı salmayacağım. Kadını öldürmüş. Kaçıyor. Nereye kaçıyorsun? Kaçtı bile. Göremiyorum nereye gittiğini. Hayda. Nereye ışınlandı? 2 saniyede. Gördüm. Gördüm. At o kadar yavaş tırmanıyor ki mümkün değil isabet ettirmem. Büyük bir işkence yaşıyoruz şu anda. Hadi işkence. At yürümüyor arkadaşlar. Oynarsanız anlarsınız. Tepelerde duruyor, ilerliyor, duruyor, ilerliyor. O yüzden imkansız bu adama isabet ettirmem. Vurdum sonunda. Pes etti. Konuş. Bunların hiçbirini istemiyorum. Koşulsuz serbest bırakmak istemiyorum. Hapse atmak istiyorum bu adamı. Silahsız gitmesine izin ver. Serbest bırakmak için para öde. Dövüşe devam. Bakışlarıma bakar mısınız? Anlamadım bu quest'i. Yani öldürdü diye onu öldürmek istemiyorum açıkçası. Enteresan bir quest. Yani öldürmeyi mi bekliyor adamı? I'm in no mood for talk. You're dead. Yumruk atacağım. Yumruk atacağım. O kılıç çekti. Kılıca karşı yumruk. Let's go. Adam boksör çıktı. Kanamadan öldü. Kanamadan öldü. Bakalım neleri var. Birazcık parası varmış. Deri çizmeler güzelmiş. Hayatta başarılar. Enteresan. Şeye falan teslim edemiyorsunuz demek ki. Ama yol üstünde gördüğünüz gibi ne kadar çok quest var. Bir sürü quest var yol üstünde. İki kişi kapışıyor arkadaşlar. Bunu izleyebiliriz. Hatta kümünleri eritmişler bile. Ben bir cesetleri lootlayayım çaktırmadan gelip. Merhaba. Jesus Christ! Tam kaçtı ya. Hem de nasıl kaçtı? Alabilir miyim? Tek sıkmalık şansım var. Mümkünatı yok. Ben yakın sıktım. Şimdi bu bir. Çok da bir şeyleri yokmuş. Hmm.
Bunları bırakıyorum. Haydi pastırma aç buldum, sana yaradı. Bunu alamıyorum. Bu muhafız ölmüş. Yağmalamış oluyorum. Kümünü lootlarım. Pastırma, salam, kurumuş et. Haydi. Yaşadı köpek. Ve kılıcım bir kere kullandığında şey oluyor. Kan geliyor üstüne. Her seferinde bilemek biraz yorucu değil mi ya? Bazı şeyler yoruyor bu oyunda. Şimdi at gidebilirim aslında. Fast travel'a ihtiyacım yok. Şurası hemen. Sir Radzig'e uğrayalım bakalım. Binicilikte uzun süredir level atlamıyoruz. Demek ki fast travel... pusu. Fast travel attığımızda binicilik kasamıyoruz. Bu adamlar niye bu kadar kuvvetli ya? Kampa çeksem, Radzig'le beraber dalsak... Geliyorlar mı? Geliyorlar. Bu adamlar çok sağlam. Bir tane, iki okçuları, bir okçuları var. Okay. Arkadaki adam gelmiyor. Oradan ok mu sıkacak bana? Saldı mı? Takıldı zannettim ya, okla indirecektim. Ben de tam bundan bahsediyordum. Binicilikte level atladık ve düşürecek bizi attan, düşüremedi. Diğerleri gitti mi? VS atabiliriz belki. Diğerleri gittiyse. Köpek çekil lütfen ya. Dopiche. Çalıları ilk defa avantajıma kullandım. Adam inmiyor. Kafasına o kadar çok vurdum ki. Now you're dead.
matter. Curse it. Adam ne çıktı ama ya. Her şey doğruluyor. Fena. İşte ilk bölümlerde bahsetmiştim arkadaşlar. Henry hiçbir zaman kahraman olmayacak. 10-15 kişiyi alıp devirmeyecek demiştim. Ve gerçekten öyle oyun. O kadar kastık. Fena değil şu anda skilllerimiz. Yani late game'de değiliz henüz. Oyunun ortalarındayız. Ama gördüğünüz gibi teke tekte bile adam zorluyor insanlar bizleri. Bakar mısınız? Armor'ına bak adamın. Altın mahmuzu var. 22 armor burada. Vay canına. Late game armor'ı var. En iyi armor adamın üstündeki neredeyse. Neredeyse. Sonra da niye dövemiyoruz? Tabii ki dövemeyiz. Adamın armor'ı 10 numara. Kılıcı nerede? Köpeğim çekil, lütfen çekil şuradan. Haydi sana yemek atayım. Buldum bütün etleri buna bırakıyorum direkt. Tavşan eti. Al bakalım. Yine güzel para kırdık aslında. Bu zırhları satarız bir ara. Hatta benim üstümdekinden daha iyi bile. Can açısından. Geldik sonunda. Greetings Henry. I hear you on the rat eye tour. Vay, o nereden biliyor? I've returned from Mafayette, sir. How does it look there? I found a letter that might explain something. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? No. But even dead he was of some use. It seems that bandit was a messenger. He was carrying a letter. That's interesting. And what's in the letter? Okuduğum. Aslında kendiniz bakın diyeyim. Take a look for yourself, sir. Hmm. The names of the sender and recipient aren't written there, just the initials S and T. Seems they have some quarrel between them. This S person is threatening to finish with counterfeiting. Apparently, there's some German knight on the trail of the merchant Menhart. At the time the letter was written, the knight was in the tavern in Sassau asking about him. That sounds like a promising lead. You go to Sassau and find out what you can about this foreign knight. If he really is following Menhart, then he must know more than we do. Very well, sir. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. See you later. You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robard, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir,
What is it? Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. I never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again. We must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. Hmm? You can rely on me, sir. Good luck, son. Okay. Niye koşuyor? Neyse, birazcık para da verdi. Nereye gidiyor? Kaçtı. Alman şövalyesini bulacağız arkadaşlar bir sonraki bölüm. Gidiyor buradan. Ve ana hikayeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakıp kanala abone olmayı düşünebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.